Sultan Şahbadır Geylani Hazretleri zamanında bir diyarda, bir memlekette ve onların içlerine daun diye denilen bir hastalık geliyor. Daun denilen bir hastalık geliyor ve günde 10 tane, 15 tane, 20 tane, 30 kişiden fazla kadın, erkek, çocuk ölüyorlarmış günde. Artık bunlar ne yapacaklarını bilmemişler. Cenab-ı Hak bir sufinin kalbine ilham eder. Der ki işte benim bir tane dostum falan yerdedir. İsmi Şabdülkadir Geylani'dir. Siz onun yanına gidin. Ondan sonra derdinizi ona anlatın. O size bir şeyi gösterir, yol size gösterir. O da diyor ki evet, yani bile sufilerden bir tanesi böyle kalbine böyle bir ilham iner ve hemen gider. Onun tabi falan diyara gider. Tabi birbirlerinden biraz uzakmışlar. Artık neyle gitmişse, o zaman tabi araba yokmuş. Atla, ondan sonra deveyle giderlermiş. Yani birbirlerinin ziyaretlerine, mesela istedikleri yerlere böyle develerle gitmişler, atlarla gitmişler. O kendisi neyle gitmiş ise o mesele değildir. Gidiyor ta söylenilen yere gidiyor ve soruyor. Diyor ki Şabdülkadir Geylani Hazretleri denilen bir zat varmış buralarda ve gösteriyorlar. Tabii herkes tanıyor. Daha sonra da böyle meşhur olduktan sonra herkes tanıyor onu. Ona gösteriyorlar. Gidiyor tabii gidiyor. O zatın yanına gidiyor. Artık selamdan hoş beşten sonra tabi Sultan Şahbazı Geylani Hazretleri'nin yanında malumdur. Biliyor ki niçin gelmişti. Ve gene soruyor. Diyor hayır midir siz gelmişsiniz? Bunun hal mesele böyledir. Bizim familemizin, bizim milletlerimizin içerisine bir hastalık girmiştir. Günde 10 tane, 15 tane, 20 tane, 30 taneden fazla ölüyorlar. Artık biz kaç günden beri bile hep cenazeleri biz kaldırıyoruz. Artık biz bıktık. Bu cenazeleri kaldıramıyoruz. Bize bir çare bulun. Ben kendimi size attım ve bile hatta yüzünü onun eşiğine de bile sürüyor. Ve diyor eve söyleyeyim hizmetkarlarını çağırır. Çağırır diyor ki işte bu dergahın etrafında gezin. Mesela yenilecek otlar. Otlar varsa otları da toplayın. Yoksa yalnız hemen dergahın suyundan biraz doldurun. Bu arkadaşa verin. Götürsün kendi milletine birer yudum veya da ikişer yudum içirsin onlara. Böylelikle tabi hizmetkarlarına emrediyor. O hizmetkarlar da bir dergahın ev olsun, dergi olsun fark etmez. Hepsi aynı çünkü vakıf olunan insanlar Allah'ın yolunda çok makbuldür. Onların hatırlarını Cenab-ı Hak kırmaz. Dualarını da şayan yapar. O böyle getirirler. Ondan sonra adama artık ne kadar su getirirlerse adama veriyorlar. O adam ondan sonra götürür milletlerine veriyor. Milletlerde birer yudum ne kadar ikişer yudum bile onlara veriyorlar. Ondan sonra milletlerine Cenab-ı Hak o belayı onların üstünden kaldırır. O Gavs-ı Geylan'ın bile bereketinden dolayı Cenab-ı Hak o belayı onların üstünden kaldırır ve artık öyle o hastalığa yani düşer bırakmaz. Cenab-ı Hak bizleri gelsin. Dünden şimdiye kadar söyledim ya Allah'a şükürler olsun zaten her çoktan beridir. Siz onun mesela sevdiğinizden dolayı zaten onun sevgisi kalbinizde olduğu müddetçe hepimizin de kalbimizde olduğu müddetçe daha doğrusu yalnız o değil Allah'ın dostlarının sevgisi olduğu müddetçe böyle dünyada da ahirette de Allah'a inşallah böyle Cenab-ı Hak bize yardım eder. Ondan sonra herhangi bir darlığa da girdiğimizde böyle onların mesela tek bir odunu rüyamızda görsek bile Cenab-ı Hak bizi bile ferahlığa ulaştırır.
Ondan sonra genişliğe ulaştırır. Ondan sonra maksadımızı da yerine getirir. İnşallah. İnşallah. Allah hayırınızı kabul.